Of, amma zormuş bu aleti temizlemek. Amma söylendin Kara. Topu topu iki karış yeri sildin. Kara haklı Sivri. Bu güneşin altında ben de çok yoruldum. Hadi gidip biraz futbol oynayalım bari. Hem dinlenmiş oluruz. Hah, tembeller birken iki oldu. Futbol oynarken dinlenmeyi de ilk senden duyuyorum. Ne oluyor? Öğlenin bir vakti bu, karanlıkta ne böyle? Şuraya bakın çocuklar. Dünyanın bütün kargaları birlik olmuş sanki. İyi de nereye gidiyor bunlar? Belki göç ediyorlardır. Benim bildiğim kargalar göç eden kuşlardan değildir. Sivri doğru söylüyor, kargalar göç etmez. O zaman ne işi var bu kadar karganın burada? Bilmiyorum Keloğlan, ama hiç de hayra alamet değil bu durum. Tarlalara doğru gidiyorlar. Bütün ekinleri mahvedebilirler. Ekinlere bir şey olmaz. Tarlalarda korkuluklar var. 3-5 korkuluğun bu kadar kargayla baş edebileceğini sanmıyorum Sivri. Hele bizim tarladaki sıska korkuluk iki kargayla bile baş edemez. Bütün köy tehlike altında çocuklar. Hemen koşun bakın köylüler ne yapıyor. Kargaları kovmak için anne babalarınıza yardım edin. Ben de biraz araştırma yapayım. Bu kargaların nereden ve niçin geldiğini öğrenmeliyiz. Anacığım! Ne yapıyorsun elinde kürekle? Sen neredesin sabahtan beri? Bir de soruyor ne yapıyorsun diye. Görmüyor musun? Kargaları kovalıyorum. İyi de ana, tek başına bu kadar kargayla nasıl baş edeceksin? Orada öyle dikileceğinize yardım edin bana. Hadi anama yardım edelim. Yoksa kargaları değil bizi kovalayacak kürekle. Başladı. Bu kadar çok kargayı kovalamak çok zor iş. Bak zaten gidiyorlar. Brek çarptı herhalde. Kanadı yaralanmış. Tamam ana, ver bana. Biz tedavi ederiz kanadını. Bu kadar çok kargayı ömrümde görmedim. Nereden geldiler acaba? Nereden geldiklerini bilmem ama çok acıkmış oldukları kesin. Köydeki bütün tarlaları yağma ettiler. Bilgecan dedenin yanına gidelim. Belki o bir şeyler bulmuştur. Bütün köy savaş alanı gibiydi. Herkes evini, tarlasını kargalardan korumaya çalışıyordu. Bazıları evlerden içeri girmiş. Mutfaklardaki yemekleri aşırmaya kalkmışlar. Bir şey bulabildiniz mi kargalarla ilgili? Maalesef Keloğlan. Bu kadar çok karganın neden köye geldiğini bir türlü anlayamadım. Üstelik her yeri yağmalamışlar. Kargalar zeki yaratıklardır. Durup dururken insanlara da saldırmazlar. Neyse ki gittiler. Elindeki karganın nesi var? Anam tarladaki kargaları kovalarken yanlışlıkla kanadını yaralamış. Biz de tedavi edeceğiz. Yaşa Keloğlan! İyi ki getirdin bu yaralı kargayı. Neden? Ne oldu ki Bilgecan dede? Onu tedavi edip tekrar saldığımızda bize diğerlerinin nereye gittiğini gösterebilir. Belki o zaman anlarız neymiş bu kargaların derdi. Nasıl olacak o iş? Kargayı saldığımızda arkadaşlarının yanına gidecek. Keloğlan da onu adımopterle takip edecek. Böylece nereden geldiklerini öğreneceğiz. Biz hazırız Bilgecan dede. Salabilirsin kargayı. Söylediklerimi unutma Keloğlan. Karganın nereye gittiğini öğren yeter. Kendinizi tehlikeye atmayın sakın. Tamam Bilgecan dede. Unutmam. Hep bizimle kalsaydı keşke. Kargalar özgürlüklerine düşkün kuşlardır.
bu şekilde kafeste yaşayamazlar. Belki bizi görmeye gelir sonra. Ne de olsa kanadını iyileştirdik. Olabilir. Kargaların vefalı hayvanlar olduğu söylenir. Kendilerine yapılan iyiliği kolay kolay unutmazlar. Vedalaşmanız bittiyse salın artık şu kuşu. Burada sizi bekliyoruz. Tamam çocuklar, hazırlanın. Şimdi bırakıyorum kuşu. Görebiliyor musun kargayı? Biraz önce önümüzdeydi. Sis inince gözden kaybettim. Kargaların bu kadar hızlı uçtuğunu bilmiyordum. Şu tarafta bir karaltı var. O olabilir. Tamam, bulduk onu. Artık gözden kaçırmayız. Keloğlan dikkat et. Bu karga bizi düşürmeye çalışıyor. Bilge Can dede kargaların zeki kuşlar olduğunu söylemişti ama bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Keloğlan dikkat et, düşüyoruz. Korkma. Sen sıkı tutunmaya bak. Her şey kontrolüm altında. Bu karga beni atlatamayacak. Keloğlan şuraya bak. Burada ne olmuş böyle? Koca bir ormanı yok etmişler. Bunu kim yapmış olabilir? Bilmiyorum ama her kim yapmışsa Keloğlan önüne bak, çarpacağız. Sanırım aradığımız yeri bulduk. Geri dönelim öyleyse. Buradan bir an önce uzaklaşalım artık. Dönmeye çalışıyorum ama kargalar izin vermiyor. Adımopteri kontrol edemiyorum. İnmekten başka çarem yok. İnelim o zaman. Yeter ki şunlardan bir an önce kurtulalım. Bu aleti kullanırken hiç bu kadar zorlanmamıştım. Bir de bana sor. Neredeyse aşağı düşüyordum. Çok korktun galiba arkadaşım. Arkada bağırıp duruyordun. Sen korkmadın sanki. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama sanırım şu tarafa gitmeliyiz. Kargalar oradan geliyor. Emin misin? Bu kargalar pek dost canlısı görünmedi bana. Buraya kadar geldik. Neler olduğunu öğrenmemizin tek yolu o ağaca kadar gitmek. Hem bize zarar vermek isteselerdi çoktan yaparlardı bunu. Baksana, yanımıza yaklaşmıyorlar bile. Ormanda sadece bu ağaç ayakta kalabilmiş. Bilge Can dedenin söylediklerini unutma. Biz sadece kargaların yerini öğrenecektik. İşte öğrendik. Hadi artık gidelim. Daha bir şey öğrenmedik arkadaşım. Baksana çevrene. Her yer yakılmış, yıkılmış. Bunu kim yaptı acaba? Hem bu kargalar neden başka bir ormana gitmemiş? Belki bu ormanı çok seviyorlardır. Gitmek zor geliyordur. Başka bir sebebi olmalı. Biz de bunu öğreneceğiz. Var mısın? Yokum desem ne olacak ki? Sen yine bildiğini okuyacaksın. Hadi çıkalım şu ağaca da neymiş hikmeti öğrenelim. Hiç bu kadar büyük bir ağaç kovuğu görmemiştim. Burada bir şey olmalı. Bu kargalar beni çok korkutuyor. Sanki her an üzerimde.
üzerimize atlayacakmış gibi. Korkmaya gerek yok. Atlamak isteselerdi çoktan atlamışlardı. Onlar da buraya gelmemizi istiyorlar. Hem niye fısıldıyoruz ki biz? Burada bizi kim duyacak? Ben duyuyorum. İçeri gelin. Sizi korkuttum sanırım. Korkmanıza gerek yok. Herhalde daha önce hiç konuşan bir karga görmemişsinizdir. İnsanlar sadece kendilerinin konuşabildiğini sanıyor. Aslında sadece daha önce hiç sizin kadar büyük bir karga görmemiştik. Onun için biraz şaşırdık. Aa evet, bir kargaya göre çok büyük bir cüssem var. Kusura bakmayın, kendimi tanıtmadım. Ben kargalar padişahıyım. Padişah mı? Evet. Burada gördüğünüz bütün kargalar benim emrimdedir. Hepsini çocuklarım gibi görürüm. Aslında sizi buraya yaklaştırmazdım ama çocuklarımdan birinin yarasını tedavi etmişsiniz. Bu sizin iyi insanlar olduğunuzu gösterir. Kargalarla bir sorunumuz yok. Tabii tarlalarımızı yağmalayıp ekinlerimize zarar vermedikleri sürece. Açık sözlüsün genç adam. Açık sözleri severim. Yalan söylemezler. Bu yüzden ben de sana karşı dürüst olacağım. Bizim de insanlarla bir sorunumuz yoktu. Tabii ormanımıza gelip ağaçları kesip ateşe verdikleri zaman durum değişti. Bu ormanı insanlar mı bu hale getirdi? Başka kim olabilir? Kara Vezir'in adamları her yeri yakıp yıktı. Tabii ya. Bu işin altından Kara Vezir'in çıkacağını tahmin etmeliydim. Demek Kara Vezir'i tanıyorsunuz. Buraya yeni bir saray yapacaklarmış. Bu yüzden bütün ormanı yok ettiler. Peki ormandaki diğer hayvanlara ne oldu? Hepsi göç etti. Başka ormanlara gittiler. Burada sadece biz kargalar kaldı. Peki siz neden gitmediniz? Siz de kendinize yeni bir orman bulabilirsiniz. Benim yüzümden. Vücudum o kadar büyük ki kanatlarım beni taşımıyor. Çocuklarım da beni burada yalnız başıma bırakmıyor. Evet ama çevredeki köyleri yağmalıyorlar. Tarlaları talan ediyorlar. Yiyecek bulmak için buna mecburuz. Eskiden tüm yiyeceğimizi ormandan karşılıyorduk. Artık orman yok. Biz de karnımızı doyurmak zorundayız. Yoksa açlıktan ölürüz. Size yardım edebilirim. Eğer bana güvenirseniz sizi buradan götürebilirim. Sen ne yapabilirsin ki genç adam? Kusuruma bakmayın. Size kendimi tanıtmadım. Benim adım Keloğlan. Ve bir şeyi kafama koyarsam mutlaka yaparım. Açık sözlü olduğun kadar cesursun da. Peki Keloğlan, nasıl yapacaksın bunu? Buraya geldiğimiz adım Opter'le bunu başarabiliriz. Ancak bize güvenmeniz gerek. İnsanlara güvenmek konusunda pek iyi değilimdir. Sonuçta bizim ormanımızı yok edenler insan. Haklısınız ama bütün insanlar aynı değildir. Eğer bana izin verirseniz sizi buradan götürebilirim. Hem bunu sadece sizin için değil, köyüm için yapıyorum. Eğer başka bir ormana gidebilirseniz artık köyümüzü yağmalamanız için bir sebep kalmaz. Haklısın Keloğlan. Peki sana bir şans vereceğim. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsın. Şimdi müsaadenizle hazırlık yapmamız gerek. Hadi kara. Delirdin mi Keloğlan? Bu kocaman kargayı adım Optal'le taşıyabileceğine emin misin sen? Elbette eminim kara. Sadece bazı şeylere ihtiyacımız var. Bazı şeyler mi? Sağlam sicimler bulmalıyız. Ve büyük bir file. Hadi kara, konuşarak zaman kaybetmeyelim. Hava kararmadan bu işi bitirmemiz gerek. Bunun işe yarayacağından emin misiniz? Aslına bakarsanız ben değilim ama Keloğlan öyle düşünüyor. Şimdi bu filenin üzerine gelmeniz gerekiyor. Size güvenip güvenmeme konusunda çocuklarımın tereddütleri var. Bu gösterdiğim file aynen kuş kapanlarına benziyor. Eğer oraya gelirsem beni kıskıvrak yakalamış olacaksınız. Evet ama bu sizi buradan götürmemiz için gerekli. Eğer bize güvenmezseniz elimizden bir şey gelmez. Fazla zamanımız kalmadı. Birazdan hava kalmadı.
çabuk tutun! Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Biz hazırız! Hadi yüksel! Yüksel! Gözümü kara çıkarma! İşte oldu. Bu iş bu kadar. Ben ne olacağım burada? Geri dönüp seni alacağım Kara. Bekle beni burada. Sana minnettarız Keloğlan. Bizi buraya getirerek büyük bir iyilik yaptın. Ben yapmam gerekeni yaptım Kargalar Padişahı. Bundan böyle köyümüzdeki ekinleri rahat bırakırsınız artık. Elbette. Bu ormanda bize yıllarca yetecek yiyecek var. Tabii Kara Vezir burayı da yok etmeye kalkmazsa. Onun için de bir şey düşündüm. Birinin ona ormanları rahat bırakmasını öğretmesi gerek. Yaptıkları yanına kar kalmamalı. Yalnız bu konuda bana yardım etmelisiniz. Kara Vezir'e bir ders vermek için elimizden geleni yaparız. Şimdi ben Kara'yla... Karayı ağaçta unuttum. Önce onu oradan almam gerek. Sonra şöyle yapacağız. Sizi görmek isteyen iki çocuk var vezirim. Çocuk mu? Kimmiş bu densizler? Beni bu saatte rahatsız ediyorlar. Biri adının Keloğlan olduğunu söyledi. Önemli bir konuymuş. Demek Keloğlan. Getirin bakalım. Ne istiyorsun? Niye rahatsız ediyorsun beni? Önemli bir konu Kara Vezir. Yaktığın ormanla ilgili. Ne olmuş o ormana? Senin yüzünden birçok ağaç kesildi. Ormanda yaşayan hayvanlar evsiz kaldı. Bu yaptığının hesabını vermelisin. Sen aklını kaçırmışsın Keloğlan. Kendi ayaklarınla ileme düştün. Kendini ne sanıyorsun sen? Asıl sen kendini ne sanıyorsun? Ormanı yok etmeye hakkın yoktu. O orman içinde yaşayan hayvanlara aitti. Bak Keloğlan, bütün bu arazi bana ait. Hatta hayvanlar bile. Siz şimdi bırakın ormanı, ağacı da kendi halinizi düşünün. Ne varmış halimizde? Ben de seni akıllı biri sanırdım Keloğlan. Buraya böyle gelip beni azarlayabileceğini mi sandın? O ormanı tekrar eski haline döndürmeni istiyorum Kara Vezir. Demek istiyorsun. Emredersin Keloğlan. Hemen yarın ağaç dikme işlerine başlarız. Atın bunları zindana. Yarın ne yapacağımızı düşünürüz. Keloğlan, bu planın işe yarayacağından emin misin? Merak etme Kara. Önemli olan saraya girebilmekti. Bak işte şimdi saraydayız. Aman ne saray ne saray. Bilgecan dedi bu yaptıklarımızı öğrendiğinde bize çok kızacak bilesin. Bak işte geldiler. Endişelenecek bir şey yok. Birazdan buradan kurtulacağız. Kargaların bu kadar becerikli olduğunu bilmezdim. Şimdi sıra vezirin dersini vermekte. Hadi Kara, hazırladığımız kostümü giyelim. Kargalar bizi vezirin odasına çıkaracak. Neler oluyor? Sen de kimsin? Buraya nasıl girdin? Askerler! Ben yaktığın, yok ettiğin ormanın ruhuyum. Boşuna çabalama, seni kimse duyamaz. Ruh mu? Benden ne istiyorsun? Yaktığın ağaçların hesabını vermeni istiyorum. Yok ettiğin ormandan özür dilemelisin. Tamam. Tamam, özür dilerim. Yanlış yaptım. Beni rahat bırak. Üstüme gelme. Bana dokunma sakın. Özür dilemek yetmez. Ormanı tekrar eski haline getirmelisin. Yoksa... Yoksa ne? Sakın bana zarar verme. Yoksa tekrar gelir seni götürürüm. Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürürüm.
Tamam, tamam, istediğin gibi olsun. Ormana tekrar ağaç diktireceğim. Her gün sulatacağım. Eskisinden daha güzel olacak. Seni takip edeceğim. Eğer sözünü tutmazsan yine geleceğim, bilesin. Kara Vezir az daha altına kaçıracaktı korkusundan. Evet, biraz daha üstüne gitseydik gecenin bir vakti koşarak ormana ağaç dikmeye gidecekti. Bir daha da ağaçlara zarar vermez artık. Verirse ormanın ruhu tekrar ziyaretine gelir, unutma. Heh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